Şampiyonlar Ligi tabii başka bir kulvar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani oynadığımız kulvarlardan belki de en zor olanı ve en önemli olanı bizim için. Bunun farkındayız. Oynadığımız üç karşılaşma biraz üç karşılaşmaya dönersek sonuçların bizim adımıza çok iyi olmadığı ancak bölümler halinde zaman zaman oynadığımız oyunların bizim adımıza çok ciddi oyunlar olduğu ve bizi yeterince tatmin ettiği konusunda herhalde hemfikir olabiliriz diye düşünüyorum. Bazı oyunlar gerçekten iyi oldu ama maalesef sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık ve çok basit goller yedik oynadığımız müsabakalarda diye düşünüyorum. Tabii ki oynadığımız takımlar güçlü takımlar, iyi takımlar. Hepsi kendi ülkelerinin çok değerli ve çok önemli takımları. Bunun da farkındayız ama biz de kendi ülkemizin geçen sezonun şampiyonu ve iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bu sene de kurduğumuz kadro gerçekten iyi bir kadro, geniş bir kadro kurduk ki bunda en önemli etken Şampiyonlar Ligi'nin olması, ligin olması, işte kupanın olması birçok faktör var. Ancak yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bayağı bir bozdu diyebilirim. İki karşılaşma veya üç karşılaşmayı arka arkayla aynı kadroyla bir türlü çıkamadık. Yani oyuncularımız ve takımımız oyun ritmini bir türlü yakalayamadılar şu ana kadar oynanan müsabakalarda. Bu da tabii bizim için bazı sorunlar yarattı doğal olarak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar ve ligde aldığımız sonuçlar. Yani Türkiye Ligi'nin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar problemle devam ederken, bu kadar maç oynarken tabii ki bazı sıkıntılar yaşayacağız. Bunun farkındayız ama önümüzde çok uzun bir süre var. Yani oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri gelecekler diye düşünüyorum. İyi bir çalışma ortamıyla beraber zaten içeride yani huzur konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Oyuncularımız iyi, hepsi karakterli oyuncular. İletişim iyi. Hepimizin birbiriyle diyalogları gayet iyi. İçeride herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Huzurlu, güzel bir ortam var ama bunu biraz daha fazla çalışıp sonuçlara döndürmemiz gerekiyor. O konuda biraz sorun yaşıyoruz ama zannediyorum kısa süre zarfında bu problemi de çözeriz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde nereye geliriz? Şu anda 3 tane maç oynadık ve 3'ünü de kaybettik. Yarınki maç bizim için yeni bir maç, yeni bir oyun. Mutlaka buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha kontrollü, daha sağlam bir oyun oynayarak buradan istediğim sonucu alıp dönmek istiyoruz. Ama kolay mı? Tabii ki kolay değil, zor. Çünkü bu grupta oynanan maçların hepsi çok zor. Ama bunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. Tabii ki yine 6 tane, 6 tane mi oyuncumuz yok? Yani 6 taneye yakın 5-6 tane oyuncumuz yarın yine yok. Ama biz şöyle söyleyeyim yani buna şükrediyoruz biraz. Çünkü daha önceki maçta 12-13 tane oyuncumuz yoktu. 6 tane olduğu zaman bu bizim için daha iyi bir durum. Onu söyleyeyim. Maalesef bu sezon çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bu beklediğimiz bir durum değil. Beklemediğimiz bir ortam oluştu bu sakatlıklar konusunda. Ama oyun içerisinde bunlar var. Onu söyleyeyim öncelikle. O maçtan sonraki bireysel performanslarla ilgili bazen oyuncuların performansları aşağıya düşebiliyor. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bu olduğu zaman doğal olarak tabii ki eleştiriler de fazla oluyor. Çünkü sonuçta oynadığımız oyun bir sonuç oyunudur. İçeride ne olduğunun çok önemli olmadığı ama oyunun bittiğinde skora tabelaya baktığın zaman orada ne yazdığının çok önemli olduğu bir işin içerisindeyiz şu anda. Oranın da önemli olması gerekiyor. Ama umut ediyorum ki oyuncularımız geri gelecek yavaş yavaş toparlanacağız. Henüz çok erken. Çok değişik yorumlar yapılıyor bizimle ilgili, oyuncularla ilgili ama şunu söyleyebilirim. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet iyi durumdayız. Huzurluyuz. İçeride yaşadığımız bir sorun yok. Bizi üzen tek şey sadece sakatlıkların olması. Bu da takımın ritmini yakalayamaması oluyor. Arka arkaya oynayamıyoruz ve oyuncularımız sürekli 2-3 haftalık girip çıkışlarla kendi fizik güçlerini de kaybediyorlar ve tekrar dönüşleri gayet zor oluyor. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Umut ediyorum ileriki süreçte bunu toparlarız ve takımımız istediği seviyeye gelir. Radikal kararlar almaya gelince öyle bir karar falan almaya gerek yok. Çünkü öyle bir durumda değiliz. Maç kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Şampiyonlar Ligi çok başka bir kulvar. Yani burada oynamak bizim için tabii ki çok güzel. Bunun mutluluğunu hissediyoruz ama biraz da sonuçlara yönlendirebilirsek daha mutlu olabiliriz diye düşünüyoruz. Ama ben oynadığımız oyunların belli bölümlerinin çok tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Demin de söyledim ama sonuca
bunu yansıtamıyoruz. Yani bunu sonuçlandıramıyoruz. Orada sorun yaşıyoruz. Yani belki bundan sonra sonuçlandırabiliriz yani. Yok yani çok çok değişken bir kadromuz olmuyor zaten. Yani belli oyuncular var, kullanabileceğimiz oyuncular var. O 12-13 sakat olan dönemde de başka oyuncular kullandık ama çok fazla eksiğimiz var mı? 5 tane oyuncumuz yok. Oynayan oyuncular bunlar. Onların yerlerine de birilerini koyacağız. Yani tabii ki Sporting Lisbon'un favori olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynuyor. İstanbul'daki maçta kazandılar bize karşı. Onların favori olması gayet normal. Ama dediğim gibi bizde eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. Yarın da iyi bir oyunla, iyi bir mücadeleyle buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Çok klasik bir cümle oldu ama genelde öyle deniyor bu konuşmalarda. İnşallah iyi bir oyun olur bizim için, iyi bir gün olur. İyi bir sonuç alabiliriz buradan. Ama zaten şansımızın ilk iki için çok yüksek olduğunu söylemek şu aşamada biraz zor tabii. Sporting takımı gerçekten iyi oyunculara sahip, çok atletik oyunculara sahip ve hızlı oynuyorlar. Çok çabuk geçiyorlar karşı kaleye. Çok kısa zamanda rakip kaleye gidebilen kapasitede hızlı oyunculara sahipler. İstanbul'da yediğimiz goller, 3 tane kornerden gol yedik. İkisi gol oldu, bir tane penaltı pozisyonu oldu. Yarın o korner bölümüne mutlaka önlem alacağız tabii. Oraya alacağız yani kesinlikle. Onun haricinde orta sahada çabuk geçiyorlar. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçen bir takım. Onu engellemeye çalışacağız. Bunun haricinde güçlü, sağlam duran, ikili mücadeleleri kazanan, sahada güçlü olan taraf olmaya çalışacağız. Yarın onu söyleyeyim özellikle. Yani iki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir maç olur. Yani öyle düşünmüyorum. Yani sonuç vermediğini düşünmüyorum. Sonuçlandıramadık. Yani geçen maça da, Dortmund maçına da, iç sahada oynadığımız maçlara ilk yarım saatlik bölüme bakarsanız bizim çok daha fazla pozisyon bulduğumuzu görürsünüz. Ama bunu sonuçlandıramadık. Yani final bölümünü yapamadık. Eğer biz öne geçseydik oyunlar çok daha farklı olurdu. Ondan eminim. Ama tabii güçlü takımlarla oynuyorsunuz. Gruptaki takımların hepsi güçlü takımlar. Rakibe sıkıntı yaratabilecek takımlar. Süreler ilerledikçe sonucu bulamadığınız zaman doğal olarak bazı riskleri beraberinde getiriyor bu oyun ve pozisyon vermeye başlıyorsunuz doğal olarak. Ama bazen şanssızlıktan oluyor, bazen pozisyon hatasından oluyor. Yani futbolda bazı hatalar olacak ki gol olsun yani. Durup dururken gol olmaz maçlarda. Mutlaka bir şeyler olması gerekiyor. İşte duran top gibi, korner gibi, frikik gibi, ne bileyim yapılan rakibin ikiden üçüncü bölgeye çok hızlı geçmesi gibi problemler size skor konusunda sıkıntı yaratabiliyor. O sıkıntıları yaşadık. Yani hatırlarsanız ilk Dortmund maçında 30 dakika rakip kaleye gelmedi. Ama ilk geldiği pozisyonda golü yedik. Yani o bölüme kadar biz bir gol bulsaydık, ümit ediyorum ki çok farklı bir oyun olurdu. 45. dakikada yine taştan bir gol yedik. İlk yarı biterken bir gol yedik. O doğal olarak bütün motivasyonunu bozdu takımın. Yani 2-0 geriye girmek çok zor bu Şampiyonlar Ligi'nde içeriye devrede. Çevirmesi gerçekten zor bir lig çünkü burası. İşte Lisbon maçında da duran toptan yedik. Yine pozisyon vermediğimiz bir yerde duran toptan iki tane gol yedik arka arkaya ki birbiri yakalamıştık. Yani oyun bize dönebilirdi çünkü çok iyi oynuyorduk o bölüm. Ama işte basit hatalar veya sonuçlandıramamanız atakları ondan sonra dönüşlerde gol yemenize sebep oluyor. Ben aslında şanssızlık derken biraz da bundan bahsetmiştim. Ama siz tabii ki her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız son maçtan sonra. Atılan goller veya yani oyunun tamamında şansı çok önemlidir futbolda. Herkesin şansa ihtiyacı vardır. İyi oynarsın ama şansın olursa golü bulabilirsin. Yani karşı karşıya kalırsın, atı kaleciye çarpar, girmez. Ama biraz şansın varsa bir yerden geçer o top. Aslında şans faktöründen bahsederken biraz bundan bahsetmeye çalıştım. Siz onu yanlış anladınız. İşte başka yerlere götürdünüz konuyu. Aslında öyle bir şey söylemek istemedim ben. Oyunun ne kadar iyi oynarsan oyna bu oyunda, şans faktöründe ne kadar önemli olduğunu unutmamak lazım. Onu anlatmaya çalışmıştım aslında. Ama gereksiz bir eleştiri oldu. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Siz başka şeyler anladınız anlattıklarımla ilgili. Dediğim gibi biraz şansımız yoktu. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik çok daha farklı şeyler ortaya çıkabilirdi. Özellikle sonuçlandırma açısından. Ama bunu beceremedik. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Sadece gördüğümüz bu. Aslında bunu
siz de görüyorsunuz yani takımın içerideki maçlarda ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyi oynadığını ama sonuçlandırmada sorun yaşadığı zaten görünen bir gerçek. Ha, pozisyon veriyor muyuz, gol yiyor muyuz? Evet, yiyoruz ama risk aldığımız bölümlerde pozisyon veriyoruz. Yani artık işi kurtarma tarafına dönüyoruz son bölümlerle, son 20 dakikada, 25 dakikada çok fazla risk alıyoruz. Ve doğal olarak bu kadar risk alırsan bu seviyede dönüşte pozisyon verirsin. Bu da çok normal. Bu ekstrem bir durum değil. Ya bunu 10. dakikada veya 20. dakikada veya 30. dakikada vermiyoruz. 75'ten sonra veriyoruz maçlara bakarsanız. O bölümlere kadar çok fazla pozisyon vermiyoruz zaten. Rakibi riskleri artık maksimum aldıktan sonra oyun tersimize dönüyor ve dönüşlerde pozisyon veriyoruz. Ve bu da çok normal. Bir şeyleri çevirmek istiyorsan risk almak zorundasın. Biz de o riskleri aldığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Aslında biraz da bunu anlatmaya çalıştım. Bir de bizim öne geçtiğimiz bir karşılaşma olsaydı da bir de o tarafı görseydik, o bölümleri görseydik, bakalım ondan sonra neler olacaktı. Yani biz bulabilseydik. Aslında şans derken bundan bahsettim. Biz ilk golü bulabilseydik, kaçırmasaydık golleri, bakalım ondan sonra oyun nasıl gelişecekti. Ben o tarafını da merak ediyorum. Çünkü onu biz de göremedik. Şans derken biraz ondan bahsetmeye çalıştım. Ama futbolda her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazen işler iyi gitmeyebiliyor. Bazen hatalar yapabiliyorsunuz, kaybediyorsunuz. Oyunlar kötü olabiliyor. Bireysel performanslar kötü olabiliyor. Sonuçta işin doğasında olan şeyler bunlar. Ya bunlar düzeltilemeyecek şeyler değil. Biz ilerleyen süreçte bireysel performansları da düzeltiriz. Sonuçları da düzeltiriz. Kimsenin şüphesi olmasın. Hocam, ekleyeceğiniz bir şey yoksa teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Basın toplantımız sona ermiştir.